8 Ocak 2024 sabahından herkese merhaba. Bu hafta piyasada yaşanabilecekleri tartışacağımız değerlendirme programımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul Pay Piyasası güne 7628 puandan başlıyor. Geçen hafta endeks genelinde %2 civarında bir getiri yaşadık ve bunun neredeyse yarısı cuma günkü yükselişte sağlandı. Dolayısıyla haftaya moralli bir başlangıç yapıyoruz. Ama tabii buradaki amanın en temel gerekçesi aslında bu hareketin sürdürülebilir olup olmadığı. Geçen hafta da üzerinde fazlaca durduk. Yerli yatırımcıların piyasayı yukarı götürme ya da en azından buralarda tutma gücü artık sınırlı. O nedenle daha yeni ve daha uzun soluklu bir yatırımcı tabanına ihtiyaç duyuyoruz. Bu kuvvet de an itibariyle yabancı yatırımcılarda bulunuyor. Henüz beklediğimiz güçte bir giriş göremesek de geçen senenin sonlarına doğru yaklaşan alımlar ve tahvil piyasasında özellikle uzun zamandır görünmeyen yabancı fonların küçük de olsa giriş yapmaları piyasa katılımcılarını umutlandırıyor. Hemen hatırlatmak isterim. Cuma günü hisse piyasasının pozitif seyretmesinde BlackRock ve PIMCO'dan gelen açıklamanın da etkisi oldu. Onlar bir miktar TL tahvil aldıklarını açıkladılar. Ekranlara düştü bu haber. Düşük de olsa piyasa üzerinde pozitif bir katkısı oldu. Peki yabancı yatırımcıların geldiğini nereden hissedeceğiz? Bunun aslında en temel kriteri işlem hacmi. Geçen haftaya bakalım. Geçen hafta 4 işlem günü yaşadık piyasada. Bu 4 işlem gününün 3'ünde işlem hacmi 100 milyar TL'nin altında kaldı. Dolayısıyla işlem hacmindeki artış yabancıların piyasaya katıldığını göstermek açısından çok kritik olacak diye düşünüyorum. Varsayalım ki yabancı yatırımcıyı bu hafta da göremedik. O zaman bence yerli yatırımcının gücü iyimserlik anlamında 7850 seviyesine kadar olur. Oralarda gene bir miktar satışla karşılaşırız diye düşünüyorum. Aşağıda da 7400-7450 seviyelere destek olacak. Şu an öyle bir noktadayız ki endeks geneli için piyasa ne almak için ne de satmak için çok büyük bir cazibe içermiyor açıkçası. O yüzden burada sıkışmış durumdayız. Geriye ne kalıyor? Geriye seçici hareketler kalıyor. Bir örnek vereyim. Bizim de en çok önerdiğimiz kağıtlar arasında bulunan Türkcell geçen hafta %9'un üzerinde getiri sağladı. Endeks olarak getirisi %2 olarak ortaya çıkmıştı. İşte burada bu seçici hareketlerin aslında piyasada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Tüm yatırımcılara model portföyümüzü incelemelerini tavsiye ediyoruz. Son olarak hafta sonu Moody's kararı var. Çok majör bir etki beklemiyorum çünkü burada bir gittili geldili bir haber akışı oldu. Bu sene not artışlarını bol bol konuşacağız. Bundan sonraki artırımlar veya görün değişikleri daha fazla heyecan yaratacaktır. Burada yeterince bu beklenti alınıp satıldı. İlave olarak ekonomi yönetimi Şimşek liderliğinde gene Amerika seyahatine çıkıyor. Oradaki gelişmeler yakından izlenecek. Hisse tarafında benim gördüğüm bunlar. Serhat, senin tarafta farklı bir şey var mı? Yani yıla iyi bir başlangıç yaptık. Öyle bekliyorduk. Bir parça iyimserdik piyasaya göre. Ve yılın ilk haftasında, ilk işte 5-6 gününde neyse, Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalara göre %3 daha iyi getiri sağladı. Belki dolar bazında %1 arttık. Onlar düştü, biz düşmedik. Bu anlamda pozitif ayrıştık. Yabancı yatırımcının gelmesi beklentisi yükselişin arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Ama endeksin davranış şekli bunu doğrulamıyor. Endeks yerleşik yatırımcıların hisseleriyle yükseldi. Örnek olarak yılın son aylarında çok geride kalan halka arz hisseleri, işte KOBİ hisseleri, küçük şirketler, genelde kamu ağırlıklı, kamunun kontrolünde olan şirketler, Türkcell'ler vesaire, İşte Türk Telekom'lar. Bunlar daha iyi performans gösterdi. Yabancının gelmesini beklediğimiz bankalar, holdingler, büyük 30 şirketlerinin çoğunluğu bir anlamda geride kaldı. Bunun değişmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı eğer gelecekse önümüzdeki haftalarda bu hafta dahil bankaların, holdinglerin daha güçlü bir performans göstermesi lazım deyip lafı çok uzatmadan bence Emre'ye vereyim. Merhabalar. Teknik olarak endekste 245 dolarla 250 dolar arasında bir dip oluşturma çabası gördük. Burada geçen hafta yani 4 işlem gününün birinde ciddi miktarda satış vardı. Diğer günlerde daha iyi bir seyir gördük. Aslında tam anlamıyla tekrar yükseliş trendine döndüğümüzü görmek için 200 günlük ortalamanın üstüne endeksin atması gerekiyor. Bu da 265 dolar seviyesinde. Buraya doğru bir hareket görebilir miyiz bu hafta? Ya bu hafta ya önümüzdeki hafta böyle bir deneme olabilir diye düşünüyorum. Çünkü demin de bahsettik. Yani yabancı ilgisinin hani bir miktar arttığını görebiliriz. Yoğun bir işte toplantı programı var Ocak ayı içerisinde. Hani bu hafta başlıyor ekonomi yönetiminin görüşmeleri. Bir de Cuma günü Moody's kararı var. Bunlar tetikleyici olabilir diye düşünüyorum. Bu haftanın hareketini bir de şirket bazında değerlendirmek istiyorum. İki şirketle ilgili aslında kritik olabilecek gelişmeler oldu. Bir tanesi Tüpraş, bir tanesi de Türk Hava Yolları. Bu iki şirketin BIST 30 endeksindeki
karlı %20. Dolayısıyla burada yaşanabilecek hareket endeksler üzerinde ciddi bir, yön anlamında ciddi bir etki yaratıyor. İlki seans kapandıktan sonra TÜPRAŞ'tan bir açıklama geldi. İzmit Rafinerisi'nde fuel dönüşüm tesisinde bir bakım çalışmasından bahsediliyor. Önemli miktarda bir fuel kaybından bahsediliyor gene açıklamada. Bunun aslında şirket üzerine nasıl bir etki yaratacağı, bunun planlı olmasında bir miktar yumuşatıcı bir etkisi olur mu? Bunu aslında Emre'den öğrenmek istiyoruz. Kaydı çektiğimiz saatlerde endeks açılmış bulunuyor. TÜPRAŞ hisselerinde oldukça önemli bir kayıp var. İkinci şirket haberi sormak istediğim havacılık endüstrisiyle ilgili. Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX uçağında bir problem yaşandı. Dolayısıyla bazı ülkeler MAX 9 tipi uçakların uçuşlarının gene geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Acaba havacılık endüstrisinde bizdeki hisselerde özellikle bir etki yaratır mı? Emre, bunları senden dinleyebilir miyiz? Tabii TÜPRAŞ'la başlayalım öncelikle. Tabii bakımın planlı olması hani temel açıdan aslında etkinin çok olmaması gerektiğini bize söylüyor. Çünkü bu bakımlar hani 5 yılda bir yapılıyor. Zamanlaması da genellikle mevsimselliğin zayıf olduğu dönemlere denk getiriliyor. Dolayısıyla bu hani beklenen bir bakım olduğu için hisse performans üzerine etkisinin de hani geçici olması beklenir. Fakat burada tabii şirketin verdiği hani tahmin, aslında şirket bunu vermesini ben çok olumlu buluyorum. Çünkü bunu hesaplamak bizler için çok kolay olmuyor. 2024 beklentimizin yaklaşık %10'una denk geliyor. Yani ufak bir rakam değil. Dolayısıyla hani ilk başta dediğin gibi olumsuz bir etki yaratabilir piyasada. Yani 200 milyon dolara yakın bir rakam. 2024 tahmini FAVÖK'ümüzün de %10'una denk geliyor. Dolayısıyla az bir rakam değil. Hani bir etki görebiliriz ama bunun tabii geçici olması beklenir. Çünkü bu planlı bir bakım. Yapılacağı bilinen, beklenen ve yapılması gereken bir bakım. Dolayısıyla temel olarak etkinin geçici olmasını bekleriz. TÜPRAŞ'ta bizim tut tavsiyemiz var şu anda. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bir normalleşme öngörüyoruz 2024 yılında. Çok iyi 2 yıl geçirdi TÜPRAŞ 2022-2023 marj anlamında. Tabii burada şunu tabii altını çizmek lazım. Bu normalleşme hani beklediğimiz kadar hani sert olmayabilir. Çünkü şu anda hala güçlü bir seyir var marj tarafında. Dördüncü çeyrek de çok iyi geçti. Dolayısıyla özet olarak bizim tahminlerimizdeki risk biraz daha yukarı yönlü. Yukarı revize etme durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla biraz tut tavsiyesi vermemizin arkasındaki sebep de bu. Dediğim gibi oldukça iyi bir dördüncü çeyrek var. Şu ana kadar hala marjlar güçlü seyrini koruyor TÜPRAŞ tarafında. Onu söyleyebilirim. Boeing haberine gelirsek, THY'nin filosu içerisinde bu uçakların payı çok çok az. Dolayısıyla orada Türk Hava Yolları üzerinde önemli bir etki. Biz beklemeyiz bu olaydan dolayı. Dediğim gibi filo içerisindeki payı oldukça düşük. Serhat, eklemek istediğin bir şey var mı? Havacılıkla ilgili görüşümüz zaten pozitifti. Yani bu yılın iyi olmasını beklediğimiz sektörler içinde. Eğer bu nedenle satarlarsa fırsattır. Herhalde bunu söylemek lazım. TÜPRAŞ'ta değerlememiz şu anda çok fazla fırsat vermiyor ama Emre işaret etti. Muhtemelen bundan sonraki yapacağımız değişiklik yukarı yönlü olacak TÜPRAŞ hisselerinde. Özellikle kura bağlı olarak, kurun hareketine bağlı olarak. Orada biraz daha beklemedeyiz. TÜPRAŞ'la ilgili şu ilave edilebilir mi Emre? Oldukça yüksek bir temettü beklentisi konuşuluyor piyasada. Sanırım bu da aslında hisseyi düşüşlerde bir miktar güçlü kalabilecek bir faktör olabilir. Ya çok önemli bir noktaya değindin aslında. Şimdi 2024'te en iyi hani temettü dağıtabilecek şirketler arasında. Demin de bahsettiğim gibi dördüncü çeyrek de oldukça güçlü. Yani dördüncü çeyrek rakamları da hani güçlü gözüküyor diyeyim. Daha henüz açıklanmadı hani bizim tahminlerimize göre. Dolayısıyla temettünün de yüksek olmasını bekleriz. Bu da tabii hisseyi tutabilecek bir gelişme. Bir miktar normalizasyon koyuyoruz 2024'te ama o normalize olmuş FAVÖK'ler bile hani geçmiş yıl rakamların halen üzerinde. Dolayısıyla dediğin doğru, temettü hisseyi yukarıda tutabilir, temettü beklentisi. O zaman herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi seanslar. İyi haftalar. İyi haftalar, iyi seanslar.